Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Turşu tarifiyle acı biber turşusu tarifi arkadaşlar. Sıcak su ile kuracağız ve bir gün içerisinde yemeğe hazır olacak. Bu biber cinsi arkadaşlar Meksika biberi cinsi, jalapeno deniliyor. Sizler de herhangi bir bu cins acı biber ile bu turşuyu kurabilirsiniz. Evet, yapılışına geçmeden önce arkadaşlar, eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak ve zil sesini açarak takip edebilirsiniz ve bana destek verebilirsiniz. Lütfen yorum ve beğenilerinizle de beni kanalımda yalnız bırakmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve turşumuzun yapılışına geçiyoruz. Öncelikle biberlerimizi güzelce yıkıyoruz. Ben sizlere miktar vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece anlatacağım. Sizler kendi biberinize göre bu turşumuzu kuracaksınız. Kavanozlara göre ayarlayacağız çünkü. Evet, yıkamış olduğumuz biberlerimizi bu şekilde yaklaşık 1-1,5 santim genişliğinde doğruyoruz. Ben çekirdeklerini çıkartmadım. Sizler dilerseniz çıkartabilirsiniz ama ben çekirdekleriyle de birlikte seviyorum. Doğradığım biberleri bir kabıma alıyorum ve bu şekilde hazırlamış oluyorum. Yaklaşık bir başta arkadaşlar sarımsak lazım. Bu biberlerden 4 kavanoz turşu elde ettim. Elde etmiş olduğum bu biberleri arkadaşlar kavanozlarıma pay ettim. Yarısına kadar doldurduktan sonra orta katmanına gelince hepsine sarımsak paylaştırdım. Evet, bir baş sarımsağı da irice doğrayalım ve kavanozlarımıza pay edelim. Daha sonra tekrar üzeri dolana kadar biberlerle dolduralım. Bir yandan da arkadaşlar kettle'ımıza suyumuzu koyalım ve kaynamaya bırakalım. Çünkü sıcak su ile bu turşumuzu kuracağız. Yapımı çok kolay ve inanılmaz pratik bir turşu. Bir gün sonra yemeğe hazır hale geliyor. Bunun için hemen yapıp yarın yiyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi de yapması da çok kısa bir süre zaman alıyor. Doğruyoruz. Kavanozlarımıza yerleştiriyoruz. Tuzunu, sirkesini koyacağız. Sıcak suyumuzu koyup kapağını kapatıp turşumuzu bir gün bekleteceğiz. Hepsi bu kadar. Evet, 4 kavanoz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her bir kavanoza şimdi silme 1 tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Tam dolu değil arkadaşlar. Neredeyse yarı. Büyük kavanozda var. Büyük kavanoza biraz fazla koyuyorum. Ve silme 1 yemek kaşığı iri kaya tuzu. Turşuluk tuz arkadaşlar. Ben genelde turşunun salamurunu arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Su ile birlikte de karıştırabilirsiniz. Fakat her ihtimale karşı su artacaktır ve ziyan olacaktır. Bunun için ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Önce malzemelerimi ekliyorum. Daha sonra suyunu veriyorum. Evet, yaklaşık her bir kavanoza da arkadaşlar neredeyse yarım çay bardağı kadar elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de tercih edebilirsiniz. Evet, yaklaşık yarım çay bardak kadar elma sirkemi kavanozlara pay ettim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra kettle'da kaynatmış olduğum sıcak suyumu üzerlerine dolana kadar ekledim. Ve hemen kapağını kapattım. Bu şekilde ters çevirmeden soğumaya bıraktım. Sıcak suyun vermiş olduğu o buhar zaten kavanozlarımızı vakumlamaya yetecektir. Bunun için hiç tereddüt etmeyin. Kavanozlarımız vakumlanacaktır. Tabi kapaklarının temiz olmasına dikkat edin. Dilerseniz kaynatabilirsiniz. Makinede yıkayabilirsiniz. Ben birkaç sefer kapakları kullanıyorum. Baktım hala güzel, iyi, hiçbir hasar görmemiş durumda. Tekrar kullanıyorum. Çok da güzel tutuyorlar. Ama siz riske atmak istemezseniz mutlaka kapaklarınızı yenileyin. Daha önceden sıcak su ile kornişon turşu tarifini de sizlerle paylaşmıştım. Bu tarifle arkadaşlar farklı turşular kurabilirsiniz. Ben ertesi gün hemen açıp denedim. Müthiş lezzetliydi. Aynen markette alıp yediğim jalapeno turşusu gibiydi arkadaşlar. Lezzeti, tadı, tuzu. Biz çok beğendik. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Eğer acı seviyorsanız müptelası olacaksınız bu turşunun. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı lütfen kanalımda eksik etmeyin. Kendinizi bir şekilde gösterin. Dediğim gibi eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak beni takip edebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.